Ya sevgili dostlar şuna bakın ya. Minicik. Üzerinde hiçbir özelliği yok. Hiçbir şey yok. Samyang, Samyang. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Sevgili dostlar, ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekme kolay, hoş geldiniz. Tez Elektronik'e teşekkür ediyorum. Bu lensi bana incelemem için ödünç olarak verdiklerinden dolayı. Buradan da Oğuz kardeşime ve bütün Tez Elektronik çalışanlara da sevgi ve saygılar. Valla bu kadar küçük bir lensten, yani bu kadar küçük, hafif, herhalde 200 gramın altında bir lensten ben böyle bir şey beklemiyordum. Ha, bu lens mükemmel mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ama harika bir lens. Şimdi neden harika bir lens onu anlatacağım ben size. Bu lensle beni şaşırtan şu oldu. Bir kere bu geniş, yani ultra geniş açı sınıfına giren 18 mm'lik bir lens. 18 mm'de de distorsiyonların biraz abartılı olmasını beklersiniz. Yok, distorsiyonu çok iyi kontrol ediyor bir kere her şeyden önce. Ama tabii diğer ultra geniş açı lensler gibi bunun da bir kullanım öğrenme eğrisi var. Dolayısıyla çekerken dikkat edeceksiniz, yoksa abuk subuk fotoğraflar çıkar. Bu bir portre lensi değil. Bunu öncelikle anlaşalım. Yani bu lens f/8'lik bir lens. Ama bu lenste ilginç bir biçimde 9 tane cam elemanın 8 tanesi özel. Şimdi tek tek onların detaylarına girmeyeceğim. Ve bundan dolayı da kromatik bozulmayı mükemmel idare ediyor. Çok tatlı, benim çok hoşuma giden bir vignettingi var f/8 değerinde dahi. Keskinliği öyle o falan üst düzey bir keskinliği yok ama zaten o yüzden sevdim ben bu lensi. Bu lensin kendine özgü çok güzel bir karakteri var. Çektiğiniz fotoğraflar hakikaten çok ilginç çıkıyor. Ve çok da güzel, çok becerikli fotoğraflar çıkıyor. Sevgili dostlar, bu fiyat aralığında bu kadar becerikli, bu kadar küçük, bu kadar kompakt, bu kadar rahat taşınabilir. Ben başka bir lens ancak Fuji serisinde vardır. O iki F2 serisi var ya. Ben biraz o Fuji Kron serisine benzettim onu. Samyang otofokus lensleri beni hakikaten sevgiyle şaşırtmaya devam ediyor. Lenste gördüğüm anormalliklerden şey var. Onu söyleyeyim hemen. Işıkta birazcık flaring ve ghosting var. Yani flaring nedir? Yansımadır. Ghosting de hayaletlenme dediğimiz olaydır. Hani ışık hüzmesine karşı çektiğiniz zaman, güneşe ya da işte bir ışık hüzmesine çektiğiniz zaman ışıktan gelen o uzantının neticesinde şöyle enteresan böyle hayaletlenmeler görürsünüz. Bunda minimalde bir var yani. Onu yok demeyeceğim. Eğer ki eksi olarak konuşmam gerekiyorsa. Bir diğer eksisi de hani bir ne bileyim ben G Master keskinliğinde falan değil. Ama gelin fotoğraflar konuşsun, bundan sonrasında ben konuşayım sevgili dostlar. Thank you.
Nasıl, beğendiniz mi fotoğrafları? Ben şahsen çok beğendim, çok keyif aldım. Video kanadına gelince bu lens videoda çok başarılı. Şimdi onun örnekleriyle ben sizin başınızı bilmem neyinizi uğraştırmayayım. Ama gerek kendinizi vlog çekmek için gerek geniş açı çekimler yapmak istiyorsanız bu gerçekten çok güzel dört dörtlük bir video lensi. Bundaki otofokus motoru, bu yeni linear stepping otofokus motoru çok sessiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok sessiz olduğunu söyleyemeyeceğim ama gayet yeterli, gayet hızlı. Dolayısıyla da ben bu lensi çok beğendim. Alır mıyım? Ben şahsen zaten benim Sony'lerim var, emsal 16-35'im bilmem neyim var ama eğer ki sizde herhangi bir ultra geniş açı bir lens dahiniz yok ise, çok para harcamadan da koleksiyona güzel bir lens dursun istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Yani gerçekten harika bir lens. Mükemmel olmayan harika bir lens sevgili dostlar. Valla benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Tez Elektronik'e. Bu arada yanlış anlaşılmasın, herhangi bir para alışverişi yoktur. Tez Elektronik ve Oğuz kardeşim bu videoyu ilk defa sizlerle beraber seyredecek. Bana kızacağı yerler olabilir, hiç önemli değil. Ben her zaman doğrudan yana olmuşumdur. Doğru konuşmaktan yana olmuşumdur. Neye para harcadığınızı bilin. Şimdi diğer Samyang'larda olduğu gibi ben buna da gerçekten fiyat performans ürünü diyorum sevgili dostlar. Tabii ki daha iyisi var ama çok daha pahalı. 3-4 misli fiyatına daha pahalı ürünler. O kadar değer mi o kadar para vermeye? Çok piksel pippingçi değilseniz, yani böyle piksel inceleyici değilseniz yanı değmez. Eğer ultra geniş açı bir lens arıyorsanız ve bunu prime olsun diyorsanız, kompakt olsun diyorsanız Samyang 18 Tiny serisinden F2.8 mükemmel lens. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Huzur ile kalın. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.